Merhaba arkadaşlar. Konumuz işlem önceliği. İşlem önceliği birden fazla işlemin bir arada olduğu durumlarda takip etmemiz gereken sıradır. Yani bazı işlemleri önce yapmam lazım ki sonucum doğru çıksın. Peki bu sıra nasıldır? İlk olarak üslü sayıları yaparız. Üslü sayıların sonucunu buluruz. Daha sonra parantez içini yaparız. Ardından çarpma veya bölme işlemlerini, en sonunda toplama veya çıkarma işlemlerini yaparız. Arkadaşlar burada çarpma veya bölme, toplama veya çıkarma kendi aralarında aynı öncelik olarak ifade edilmiş. Ne demek bu aynı öncelik? Sorular içerisinde aynı anda çarpma veya bölme işlemi olduğunda çarpmayı önce yaparım veya bölmeyi önce yaparım diye bir durum yok arkadaşlar. Bu durumlarda işlemleri soldan sağa doğru yapıyoruz. Aynı şekilde toplama veya çıkarma için de geçerli. Bir soruda aynı anda bulunduklarında soldan sağa doğru işlemlerimizi yapıyoruz arkadaşlar. Örneklerimize geçelim. İlk örneğimize bakıyoruz. 4 artı 2 çarpı 3 eksi 2. Sıramızı yazalım. İlk olarak üslü sayılardı. Ardından parantez, çarpma veya bölme, toplama veya çıkarma. Üslü sayı var mı? Yok. Parantez var mı? Yok. Çarpma veya bölmeden biri var mı? Evet, çarpma işlemim var. O zaman öncelikli olarak çarpmayı yapıyorum. 2 çarpı 3, 6. Bunları aynen yazıyorum. 4 artı 6, eksi 2. Toplama ve çıkarma işlemleri aynı soruda. O zaman ne yapıyordum? Soldan sağa doğru yapıyordum. 4, 6 daha 10. 10 eksi 2. Sonucum 8 çıkıyor arkadaşlar. İkinci soruya geçelim. 18 eksi 4 bölü 2 çarpı 3. Çarpma veya bölme var. Kendi aralarında soldan sağa doğru işlemlerini yapıyoruz. 18'i yazıyorum. Eksi 4 bölü 2, 2 çarpı 3. Çıkarma ve çarpma işlemi var. Önceliğim çarpma. 18'i aynen yazıyorum. 18 eksi 2 çarpı 3, 6. Sonucum ne yapar? 12 yapar arkadaşlar. Sıramı tekrar yazıyorum. Üslü sayılar, parantez, çarpma veya bölme, toplama veya çıkarma. Üslü sayı var mı? Var. Önceliğim burada üslü sayının sonucunu bulmak. 5 üzeri 2 ne demekti? Üslü sayı kendisiyle tekrarlı çarpımı demekti arkadaşlar. Bunu yapıyorum. 5 çarpı 5, 25 çarpı. Arkadaşlar burada bir hatırlatma daha yapayım. Noktayı da biz çarpı yerine kullanıyoruz. Bundan sonra nokta gördüğünüzde çarpma işlemi olduğunu bileceksiniz arkadaşlar. Çarpı 4 eksi 25. Çarpma işlemi var, çıkarma işlemi var. Önceliğim çarpma işlemi. 25 çarpı 4, 100 eksi 25. Sonucum 75 yapar arkadaşlar. Üslü sayı yok. Parantez var. Önceliğim parantezin içindeki işlemler. Parantezin içerisinde de toplama ve çarpma var. Önceliğim çarpma. Çarpmayı yapalım. 8'i aynen yazdım. 5 çarpı 3, 15. Eksi 7 çarpı 2. Parantez içerisini yapıyorum. 8, 15 daha 23. Eksi 7 çarpı 2. Çarpma işlemini yapıyorum. 23 eksi 14. Buradan da çıkarma işlemini yaptığımda sonucum 9 çıkıyor. Üslü sayı var. Önceliğim üslü sayı. 3 üzeri 2 ne demek? 3 çarpı 3 demek. Ardından parantez içerisindekileri yapacağız arkadaşlar. Yapıyorum. 3 çarpı 3, 9. Artı parantez içindekini yapıyorum. 9 eksi 6, 3. Çarpı nokta ne demekti? Çarpı demekti. 3 çarpı 2. Burada önceliğim çarpma işlemi. 3 tane 2. 6, 9, 6 daha 15 yapıyor arkadaşlar. İşlem önceliği konumuz bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinizi Ali Hoca'nın sınıfına bekliyorum. Kendinize iyi bakın.